PKK-PYD'nin orada sıkışmasından dolayı mı kaynaklanıyor? Yoksa İsveç makamları bu eylemlere göz mü yumuyor? Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı. Evet, ben teşekkür ediyorum. Maalesef İsveç ve Finlandiya NATO'ya girme noktasında bizden ricada bulundular. Yani başta tabii Stoltenberg iyi bir dostumuz, iyi bir insan. Biz de peki dedi, kendileriyle bir araya geldik, konuştuk, ettik ve orada bazı sözleşmeler de imzalandı. Ama biz kendilerine bir şey söyledik. Bak dedik, yani bize eğer sizdeki teröristleri teslim etmeyecek olursanız biz bunu zaten meclisten geçiremeyiz. Meclisten bunun geçmesi için her şeyden önce 130 civarında listeleri de verip bu teröristleri bize vermeniz lazım. Tabii bunlar maalesef bunu yapamadılar. Sonra başbakanları fena bir insan değil. Bize bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette de biz kendisine dedik ki basın toplantısı yaparken siz de dedik Bülent Keneş diye birisi var. FETÖ'cü. Bu Bülent Keneş'i bize deport edin. Verin. Ve ilginçtir. Onların yargısı Bülent Keneş'in bize deport edilmesini reddetti. Tabii bunların caddelerinde, Stockholm'de sık sık zaten PKK'nın gösterilerini izliyoruz. Ve kendilerini de uyarıyoruz. Ama bütün bu uyarılara rağmen ne yazık ki PKK'nın, PYD'nin bu gösterilerde durdurulması falan diye bir şey söz konusu olmadı. Tabii şu anda meclis başkanlarının bize bir ziyareti söz konusuydu. Meclis başkanımız da bu ziyareti reddetti. Çünkü bunlar hala Türkiye'yi eski Türkiye zannediyorlar. Ve şu an itibariyle de bu ziyaret gerçekleşmeyeceği gibi onların İsveç'te bu duruma karşı eğer bir el koymazlarsa İsveç'le münasebetlerimizi çok daha gerebilir. Tabii bu sadece İsveç'te değil, sadece Finlandiya'da değil. Sanki Almanya'da yok mu? Fransa'da yok mu? İngiltere'de yok mu? Hepsinde maalesef bu terör örgütleri boy göstermeye devam ediyor. E biz de tabii Türkiye olarak bunlara karşı tavrımızı buna göre belirleyeceğiz. Attıkları bütün adımlar Türkiye'de bunlar istediklerini gerçekleştiremedikleri için güya dışarıdan bizi kuşatacaklar. Böyle bir şey yapamazsınız. Türkiye'de şu anda bir defa onuruna, gururuna dört dörtlük sağlam olan bir iktidar var. Onun için de bundan sonraki süreçte de Allah'ın izniyle bunlar terörle mücadelede Türkiye'yi dışarıdan kuşatamazlar. Çünkü Türkiye kendi içinde çok kavi, çok sağlam.